Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden tasavvuf terminolojisindeki kavramlarda, makamlar ve hallerden devam ediyoruz. Gayret. Gayret, kıskançlık, çekememek gibi anlamlara gelmekte olup, gayreti diniye şeklinde ifade edilen hakikatin adıdır. Bir başka deyişle o, çalışıp, çabalama, ırz, namus, şeref ve itibarın korunması mevzuunda hassas davranma manalarına gelmekte olup, mukaddes ve münezzeh ilahi gayretin ifadesi olan yasaklara karşı duyarlı olmayı ve fuhşiyattan, münkerattan uzak durmayı, Cenab-ı Hakk'ın kullarını temiz tutması, koruyup kollaması adına gayreti sayarak laakal bir mütekabiliyet mülazasıyla olabildiğince titiz davranmaktır. Gayretin kula bakan yönü olduğu gibi Cenab-ı Hakk'a bakan yönü de vardır. Gayretin kuldaki tezahürü Allah'ın emir ve yasaklarına uyulmadığı durumlarda kalbinde meydana gelen kıskançlık hissidir. Allah-u Teala gayretle vasfedildiğinde ise kulunun günah işlemesi karşısında bunun kendisinden yüz çevirme olmasından dolayı buna rızasının olmamasıdır. De ki, Rabbim fuhşun açık olanı da gizli olanını da haram kılmıştır. Araf suresi 30. ayeti gayretle alakalı yorumlanmıştır. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem, mümin de gayurdur, Allah da gayurdur. Onun gayreti mümin kulun Allah'ın haram kıldığı işleri yapmasından dolayıdır. Değinildiği üzere gayretin iki yönü vardır. Hazreti Şibli bu iki gayret iç çeşidini kendi üslubuyla şöyle anlatır. Gayret iki çeşittir. Biri beşeri gayret, diğeri ilahi gayret. Beşeri gayret insanın kendisinin günahlardan korumasına yöneliktir. İlahi gayret ise Allah'ın mümin kullarının gönüllerini yabancı düşünce ve eğilimlerden muhafazasına müteveccihtir. Bir başka deyişle ilahi gayret, Cenab-ı Hakk'ın kullarını kendisinden başkaları ile zayi etmeleri durumunda söz konusu olur. Kulun gayreti diniyesinin neticesi, Allah'ın hukukunu her zaman gözetip günahlardan uzak durması ve samimiyetle salih amellerde bulunmasıdır. Şu bilinmelidir ki Allah-u Teala'nın kendi dostlarına karşı şöyle bir uygulaması vardır. Onlar Allah'tan başka birine yönelir, başka bir şeye nazar eder, başkalarına gönülleriyle teveccüh ederlerse Allah onların nazar ve gönüllerini tekrar kendisine yönlendirmek, başka her şeyden onları tamamen temizlemek için onların zihinlerine dağınıklık verir. Onları tekrar kendisine yönetmek için kendine yakışan bir gayretle onların kalplerine muamele eder. Buna Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak verilebilir. Adem Aleyhisselam ebediyen cennette kalacağını zannedip kendini buna ikna edince Allah onu cennetten çıkarmıştı. Hazreti İbrahim de oğlunu aşırı derecede sevince oğlunu kurban etmesini ona emretmişti. Velayet, dostluk manasına gelen velayet ve dost demek olan veli iki manaya gelmektedir. Birinci manaya göre veli, Allah'ın dünya, ahiret, her işine üstlendiği kimsedir. Bu manada Kur'an, o salihlerin işini üstlenir buyurmaktadır. Allah bir an olsun velisini nefsiyle baş başa bırakmaz. Bilakis onun bütün işlerini üstlenir ve onun özel himayesini alır. İkinci manaya göre ise veli, Allah'a ibadet ve taat vazifesini üstlenen, hiç ara vermeden, isyana da girmeden bu halini devam ettiren kimsedir. Bir insanın gerçek bir veli olabilmesi için bu iki manayı da kendisinin toplaması şarttır. Kur'an'da velilerden bahseden ayetlerden birisinde şöyle buyurulmaktadır. İyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. Bir kutsi hadiste de şöyle denmektedir. Allahu Teala Hazretleri şöyle dedi. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli başka hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder ta ki ben onu severim. Onu bir sevdim mi artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm. Benden sığınma talep ettiğimi onu himayeme alır korurum. Ben yapacağım bir şeyde mümin kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüde düşmedim. O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem. Velinin üç alameti vardır. O her halükarda Allah ile meşgul olur, hep ona firar edip yönelir ve bütün zikri fikri Allah'tır. İbrahim bin Ethem birisine veli olmak isteyip istemediğini sormuştu. O zat
olmak istediğini söyleyince ona şu nasihatte bulundu: "Dünyadan da ahiretten de hiçbir şeye rağbet etme. Nefsini başka her şeyden sıyırıp bütün benliğinle ona yönel ki o da sana yönelsin ve seni kendine dost edinsin." Ebu Said Harraz'ın şu yaklaşımı süreci ifade bakımından önemlidir. Allah-u Teala bir kulunu veli mertebesine çıkarmayı murad ettiğinde ona zikir kapısını açar. O kul zikirden lezzet aldığında ona kurb kapısını açar. Sonra onu üns meclislerine yükseltir. Sonra onu tevhid kürsüsüne oturtur. Sonra ondan bütün perdeleri kaldırır, mükaşebe sahibi yapar. Celal ve azametine ait neler varsa ona gösterir. O kulun gözleri bunlarda müşahede edince artık onun heva ve arzusu yok olur. Sübhanallah, Allah o kulunu kendi koruması altına alır, onu kendine dost yani veli edinir. Velinin kendi durumunu bilip bilemeyeceği hususu ulema arasında farklı yaklaşımlara sebep olmuştur. Bazı alimlere göre kişinin kendini veli olarak görmesi caiz ve doğru değildir. Çünkü mümin insan kendini her daim küçük ve kusurlu görür. Kendinden bir keramet zuhur ederse bunun bir mekir, bir tuzak olabileceğinden korkar. Sürekli olarak havf içerisindedir. İmanlı ölüp ölemeyeceğinin endişesi içerisindedir. Hakikaten de insanların kendi akıbetlerinden korktuklarına dair pek çok vaka anlatılmaktadır. Diğer bazılarına göre ise kişinin kendi velayetini bilmesi caiz ve doğrudur. Örneğin bir mümin kendisinden bir keramet zuhur edince onun diğer davranışları gibi olmayıp farklılığını anlar. Bir kerametin zuhuru onun bir yönüyle doğru yolda olduğunun bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. Ayrıca bunun böyle oluşu o kişinin kendisini mutlak garantide görmesine netice vermez. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından bazılarını cennette müjdelemiştir. Buna rağmen onlarda herhangi bir gevşeklik ve kusur meydana gelmemiştir.